Haberim Var kanalından hepinize merhabalar. Şam Emeviye Camii'ndeki Hazreti Hüseyin Efendimizin mübarek türbesini ziyaret edeceğimiz günleri iple çekiyoruz. Değerli izleyenler, Türkiye, Suriye ile konuşmak için ileri bir adım daha attı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan dönüşü uçakta gazeteci arkadaşlarımıza yaptığı açıklamada, Rusya lideri Putin ile yaptığı son konuşmada, Rusya, Türkiye, Suriye zirvesi önerdiğini söyledi, Putin'in de sıcak baktı. Zirve muhtemeldir ki Moskova ya da Soçi'de 2023'ün ilk aylarında gerçekleşecek. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da işaret ettiği üzere önce istihbarat birimleri konuşuyordu, şimdi Dışişleri Bakanları bir araya gelecek, en son belirli bir uzlaşmanın ardından liderler buluşacak. Rusya'nın Suriye üzerindeki hamilik pozisyonu Ukrayna Savaşı ile birlikte zayıflamış görünse de hala mevcudiyetini koruyor, İran'ın kendi içindeki kalkışma sorunuyla boğuştu bir günlerde, Türkiye Suriye'nin kuzeyinden gelen terör tehdidini bertaraf etme konusunda güçlü bir irade koyuyor, Amerika'nın Ankara, Rusya'nın Soçi mutabakatıyla Türkiye'ye verdiği sözler yeniden hatırlatılıyor. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkmenistan dönüşü yaptığı açıklamanın satır aralarında da var, sabır taşı taştı. Artık verilen sözlerin yerine getirilmesini bekliyoruz. Bu arada küçük bir hatırlama yapalım. Türkiye, İstiklal'deki o bombalı saldırı sonrası başlattığı hava harekatıyla ilk kez PKK'nın Suriye'de gasp ettiği petrol üretim tesislerini de hedef alıp bombaladı. Bu bombalama bile başlı başına Suriye rejimine uzatılmış bir zeytin dalıdır. Zira, bizde önemli bir güvenlik bürokratından duyduğumuz şöyle bir bilgi var. Suriye devletine ait olan petrol kuyuları ve üretim tesislerinin kurtarılması konusunda iki ülke yetkilileri görüştü. Bu görüşmelerde Türk tarafının, PKK'nın gasp ettiği petrol kuyu ve tesislerini siz temizleyin, böylece önemli bir finans ayağı kurutulmuş olur, yok siz temizleyemiyorsanız birlikte temizleyelim ya da biz temizleyelim size verelim demiş olma olasılığı çok yüksek. Çünkü bu görüşmelerden sonra F-16'larımız PKK'nın gasp ettiği tesis ve kuyuları vurdu. Devam edelim. Suriye'nin toprak bütünlüğünün en azından şimdilik temini niteliğindeki Astana sürecinin 3 ülkesi var. Türkiye, Rusya, İran, bu 3 ülke Suriye'nin toprak bütünlüğü ve terörle mücadele konusunda hiç olmazsa ortak metinlere imza atabiliyor. Bununla birlikte, süreç Suriye'de Rusya ve İran aleyhine işliyor ve biz daha önce de biliyorduk ki Türkiye, rejim ile doğrudan temas kurmak istediği her dönemde Rusya'nın bir şekilde müdahalesiyle karşı karşıya kalmıştı, şimdi yeni bir süreç başlıyor. Rusya'nın ev sahipliğinde ilk yüzüyle görüşmenin zemini oluşturuluyor.